Dünyayı nasıl gördüğümüzü keşfetmeye çalışıyorum. Görme yetisi çok önemli. Ama algı çok daha önemli. Benim gelişimim görmenin doğasını keşfetmekle nasıl gördüğümüzü ve gördüklerimizi nasıl yargıladığımızı anlamak üzerine kuruluydu. İstediğim şey reklamcılık yapmak değil. Reklamcılık size bir şeyin tam olarak ne olduğunu söyler. Sanatın yaptığı ise sizi belirsizliğe sürüklemek ve size keşfedecek bir şey bırakmak. Olasılıklar vardır. Çok boyutludur. Ben muğlaklık içeren bir sanat eseri görmek isterim. Bana yaşadığımız dünyada geçirdiğim kişisel evrimimi düşündürtmeli. Bu evrenin uzay zamandaki yerim hakkında düşünmeye çalıştırmalı. Bu yüzden insanlar size gerçekler ve reklamlar verdikleri zaman hayal gücünüzü yok ederler. Perde, 1999'da yaptığım bir tablo. Aslında bu resmi yapmamın bütün amacı görmemeye çalışmak. Ben burada siyah bir kare ve bir çeşit karşı çıkış görüyorum. Yaklaştığınızda kendi değiştirilmiş gerçekliğinizi bu siyah karede gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ki o şey orada bitiyor ve aslında orada hiçbir şey yok. Sonra kendi kendinize ben şu an nereye bakıyorum diyorsunuz. Sonra yavaşça görmeye başlıyorsunuz. Biraz zaman alıyor. Adeta bu siyahlığın ortasında bir ışık kaynağı varmış gibi. Ardından boşluğu, sonsuzluğu görüyorsunuz. İşte bu eser, gerçekliğin doğasını anlamanın bizim için ne kadar zor olduğunu göstermeye çalışıyor. Her zaman her şeyi bildiğimizi düşünürüz. Fakat aslında bilmiyoruz. Siyah karede bilmeye karşı bir protesto. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Burada 2003 yılında yaptığım video çalışmaları var. Bunların da perde ile alakalı yanları var. Ama bunlar daha fiziksel. Işıkları kapatmam lazım. Büyük bir açıklıktan zifiri karanlık bir boşluğa doğru yürüyorsunuz. Sonra da beyaz bir odaya giriyorsunuz. 4 farklı gelenekten 4 vokalistin sesleriyle birer koreografi yaptım. İbadet etme davranışı, birinin kendini kelimeler ve müzikle ifade etmesinin başlangıcı gibidir. O yüzden bu, gerçekten de farklı kültürlerin bilincinin yaratılışına benziyor. Görmediğiniz zaman biraz ürkersiniz. Ama işte o zaman sorular sormaya başlarsınız. Her zaman ışığın görüşümüze açıklık getirdiğini, bir şeyleri daha iyi görmemizi sağladığını düşünürüz. Aslında ışık bizi körleştirir. Karanlıkta daha iyi görürüz. Çünkü görmenin paradoksunu bize gösterir. Bu tabloya çok yakından baktığınızda, üzerinde farklı farklı aralıklar, değişik alanlar olduğunu görürsünüz. Uzaklaştığınızda ise bir çeşit cıvamsı ıslak yüzey gibi görünür. Yakınlaştığınızda tekrar somutlaşmaya, farklılaşmaya başlar. Doğadaki şeyler de başta epey kaotik görünüyor ama daha yakından baktığınızda mantığını, düzenini anlamaya başlıyorsunuz. Eğer hayatımızdaki bu gerilimden dersler çıkartırsak, verdiğimiz kararlar tek taraflı olmaktan kurtulur. Çünkü sahip olduğumuz sorunlardan biri, olaylara sadece tek taraflı bakıyor olmamız ve kararlarımızı da buna göre almamız. Bu yüzden dünyada bu kadar çok sıkıntımız var. İnsan ırkı olarak inançlarımız hakkında kesin ve ısrarcı olma gibi bir eğilimimiz var. Bu inançlar ister dinsel olsun, ister politik olsun, ister psikolojik, ister ekonomik olsun bizim bildiğimizin en doğrusu olduğunu düşünürüz. Aslında dikkatlice bakarsak gerçekliğin belirsiz olduğunu görebiliriz. Algımız bizi bu yöne çeker. İşte benim yaptığım işlerin merkezinde de bu şüphe ve belirsizlik duygusu yatıyor.